Değerli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Osmanlı Devleti yükselme dönemine geçtik. Çoğunuzun en sevdiği konu. Hocam dağılma dönemini işlemektense keşke Osmanlı Devleti yükselme döneminden soru gelse. 2021 KPSS'de 2 tane soru geldiğini söyleyeyim. Tabii ki Osmanlı Devleti yükselme dönemi 1451'de Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçmesiyle başlayacak ama tabii ki fetih sonucunda yükselme dönemini başlatıyoruz. 1453'ten 1579 ki bu tarihler artık değişti, eskisi gibi de değil ha. Hani ben 1579 Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümü diyorum ya, bunu uzatıyorlar, kısaltan var ama genel manada eski sistem devam edelim. Arkadaşlarım, Osmanlı Devleti yükselme dönemine sokan padişah Fatih Sultan Mehmet. Ya senin Fatih Sultan Mehmet dediğin adam kim biliyor musun kardeşim? O orta çağın karanlığında, düşünebiliyor musun? Bir adam geliyor, 7 tane dil biliyor, 7 dil. Osmanlı Devleti'nin bütün örfi hukuk kurallarını alıyor. Kanunname-i Ali Osmani denilen Osmanlı Devleti'nin kanunnamelerini çıkartıyor. O yüzden kendisine kanun hükümdarı ünvanı alıyor. Doğru mu? İstanbul'u fethettikten sonra gidiyor. Önemli bilginleri, Rönesans bilginleri gitmesin diye ayaklarına kadar gidiyor bilim adamlarının. Çünkü onun tek sevdiği şey huzur dersleri. Yani padişahın önünde yapılan felsefik tartışmalardan tutun da bilimsel bütün tartışmalardır değerli arkadaşlar. Adam bunu hedefliyor ya. Yani Fatih Sultan Mehmet'e gidelim. İstanbul'un fethinin nedenlerini şuraya 10 tane madde yazayım ben size. İnanın Fatih için en önemli şeylerden biri, fethettikten sonra Bizansların sarayında, fethettikten sonra oradaki Bizanslı bilginlerle yapacağı toplantı, sohbet, muhabbet, tartışma ortamı yani. Ki ünlü Trabzonlu bir bilgin vardı, Amrütses. Onu aldı değerli arkadaşlarım, getirdi, hatta danışmanı yaptı. O yani tuttu, o kadar sevdi ki onu, Trabzon İmparatorluğu fethinde de çok önemli bir yere sahiptir. Ona işte harita çizdirdi. Haritayı çizilen yerlerin hepsine Arapça isimler verdirtirdi Rumca yerine. Efendim kendisi 7 dil biliyor. Şiire meraklı Fatih Sultan Mehmet. Şiir, kardeşim bugün Avni lakabıyla olan şiirler, anlayın ki kime aittir? Fatih Sultan Mehmet'e aittir. Yani Fatih Sultan Mehmet zihniyetiyle efendim bilim insanlarına göstermiş olduğu hürmetiyle, saygısıyla derler ki bir ayağı şarkta, diğer ayağı garpta, bir ayağı doğuda, diğer ayağı batıda demektir. Niye? Dünyanın dört bir tarafından bilim insanlarını İstanbul'a getiriyor. Bunlardan biri Ali Kuşçu değil mi ya? Hatırla, Ali Kuşçu Akkoyunlar'da neydi? Elçiydi. 1470 Otlukbeli Savaşı öncesinde Fatih'e geldi. Fatih onu almadı mı? Yani Fatih Sultan Mehmet döneminin çok ötesinde bir adam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani 7 dil bilmesi, bu kadar şiire meraklı olması, kanunları toplaması. Tamam. Kardeşim böyle bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi 1451'de tahta çıktı. Ve bu tahta çıktıktan 2 sene boyunca da neyin hazırlığını yaptı? İstanbul'un fethinin hazırlığını yaptı. Peki hocam, biz niye İstanbul'u fethediyoruz? Yani ne gerek var? Şimdi herkesteki soru şu. Sen Bizans İmparatorluğu'nun 3 büyük şehri yok muydu Günay? Biri Bursa, biri Edirne, biri İstanbul değil miydi? Bursa'yı aldık Orhan Bey zamanında. Edirne'yi de aldık 1. Murat zamanında. Ne kaldı geriye? İstanbul kaldı. Diğer adıyla Konstantinopolis. Ve İstanbul şöyle kaldı arkadaşlar. Aramızda kaldı yani. Toprak bütünlüğümüzü bozuyor. O zaman ben İstanbul'u alırsam bir, toprak bütünlüğünü korurum. Yani toprak bütünlüğünü sağlarım. 2, boğazlara hakim olurum. Doğru mu? Çünkü o boğazlardan bir vergi var. Unutma, her seferin bir ekonomik nedeni vardır. Mümkün değildir ki, evet Fatih ilim adamlarıyla muhakkak istiyor tartışma ama bu işin bir de ekonomik tarafı da var. Sonuçta sefer bir masraftır. O seferin karşılanması da ancak seferden sonra elde edilecek ganimet de olur. Kardeşim niye biz İstanbul'u istiyoruz? Çünkü Bizans İmparatorluğu şehzadeleri kışkırtıyor bize karşı. Bazen şehzadeleri sarayında besliyor Osmanlı'ya karşı. Yeri geliyor Avrupa'dan yardım isteyip haç seferlerini gönderiyor. Doğru mu? Varna bir haç seferidir. Sırp sındığı bir haçlıdır. Kosovalar haçlıdır. Doğru mu? Nibolu haçlıdır. Kardeşim bu kadar şeye sebep olan bir devlete son verme isteğimiz var. Bir de Hz. Muhammed'in ne demişti? İstanbul'u fetheden ne güzel bir komutandır. Onun askeri ne güzel bir askerdir. Bu da var. Kardeşim bunların hepsini topladığı zaman fethin nedenleri oluyor zaten. Peki biz fetih için ne yaptık? Önce hazırlık yapalım. Yani sen yıllardan beri Emevi saldırmış, Peçenek saldırmış, onlar saldırmış, bunlar saldırmış. Bir türlü İstanbul anlamamış. Senin o zaman fetih hareketleri yapmadan önce, fetihe girmeden önce onun için büyük bir hazırlık yapman lazım. Bir, Kardeşim mantık şu. Ben ne yaparım? Dedesi Yıldırım Beyaz zamanında yapılan Anadolu Hisarı'nın tam karşısına Rumeli Hisarı yaparım. Bir, boğazı kontrol ederim yani. İki, Avrupalı devletlere derim ki kardeşim siz bu işe karışmayın. Karışırsanız siz de bedelini ödersiniz. Yani Haçlı İttifakı'nın kurulmasını engelledim. Üç, kardeşim ben o surlara dayanacak Bizanslara göre şehirler alan anlamına gelen hareketli kuleler yaptım. Kuleyi böyle kaydırarak istediğim bölgenin sur kısmına götürebiliyorsun. Mancınık yaptırdım ya. Önemli kişileri getirmedim mi kardeşim, topçu ustalarını? Eylül'ün topçu ustası kimdi? Sarıç Sekbanlar, bir tane daha var yabancı. Musli'ttin bir tane daha var. Urbanus. Urbanlara getirdin mi? Büyük toplar döktürdün mü? Bunu kim çizdi? Fatih Sultan Mehmet çizdi projesini. Ve bu büyük toplara padişah yaptığından dolayı Şahi adı verildi. Çünkü amacımız değil, korunaklı, surların içine kalan bir şehir alacaksın. O zaman senin o suru geçmen lazım. O surda gedik açman lazım. O yüzden Şahi adı verilen toplar döktürdük. Anadolu beylikleriyle anlaşma yaptık. Bak, Karamanoğulları biliyorsun 2'de 1 saldırıyorsun. Biz ne zaman? Dedesi Yıldırım Beyazıt 4 defa kuşattığında 2 tane kuşatmasını ne sebeple kaldırmak zorunda kaldı? Karamanoğulların isyan etmesi sebebiyle. Biz dedik ki Karamanoğulları, özellikle sana diyorum. Ben seferdeyken sakın ola bana arkadan saldırma. Zaten Karamanoğulların eski gücü kalmadı. Onu da söyleyeyim. Ve böylelikle ben fethi için yaptığım hazırlıklar var arkadaşlar. Bu hazırlıkları da tamamladım. Tamam da kardeşim, karşı taraf görmüyor mu ya? Bunlar belli ki saldıracak. Karşı taraf ne yaptı? Halkı bir silahlandırdı. Ondan sonra arkadaşlarım Haliç'e büyük bir zincir çekti. Bu zincir hala şu an müzede. Bu zincire takılı. Tabii eskidenki şimdi gemiler gibi değil. Şimdi gemiler o zinciri yarar geçer. Ama eski gemiler öyle değil ki, ortadan yarılır geçerler. Ve böylelikle Haliç'e çekilen zincir. Grejuva ateşi, Rum ateşi derler buna. Yani attığın zaman arkadaşlar suyun üzerinde belirli bir saat yanıyor. Sen Osmanlı Devleti'nin gemilerinin olduğu kısma, orayı bir ateş çemberine alırsan ne olur? Gemiler tahtadan kardeşim, yanar gider, kül olur. Gittiler Avrupa'dan yardım istediler. Burası çok ilginçtir. Ya yıllar sonra Avrupa'dan yardım istiyorsun. Sen bir Ortodoksun. Avrupa Katolik. 2'de 1 sana zaten hep yardım verdi. Sırp sınırında, Varna'da, 1.'de, 2. Kosova'da, Nibolu'da. Adamlar da bıktı artık Bizans korumaktan. Aslında ikisi de birbirini sevmiyor. Biri Katolik, biri Ortodoks. Peki bu düşmanlık nereden geliyor? Hemen kısaca bir geriye doğru geliyorum. Sonra devam edeceğim. 4. Haç Seferi diye bir sefer duydunuz mu? 4. Haç Seferi değerli arkadaşlarım, Avrupalılar geliyor. Normalde nereye gitmeleri lazım? Kudüs'ü almak için gidecekler. Arkadaşlar Kudüs'ü almak için önce İstanbul'a vuruyorlar mı? İstanbul'u yağmalıyorlar mı? İstanbul'da bir Latin İmparatorluğu kuruyorlar mı? Bunun üzerine Bizans İmparatorluğu başkentini İznik'e taşımıyor mu? Bir taraftakiler de kaçıyor Trabzon İmparatorluğu'na. Kardeşim neyi anlatmaya çalışıyorum? Güya ikisi de Hristiyan ama onlardaki mezhepçilik anlayışı çok farklı derler. İleride, bak bu dediğimi unutmayın, ileride. Şimdi düşman Müslümanlar da insanlar anlamıyor. İleride biraz İslam dünyası güçlensin bakayım. Birbirine düşecek ilk yine kimlerdir biliyor musun? Gene Ortodokslarla Katoliklerdir. Yine birbirine düşecekler kimlerdir biliyor musun? Hristiyanlarla Yahudilerdir. Bu dediklerimi de asla unutmayın. İslam dünyası o yüzden ayağa kaldırmıyorlar. Kaldırsalar onlar da biliyor kendi aralarında tekrar yıllarca süren o mezhepsel savaşların başlayacağını. Bunu bilin. Kardeşim sen yıllarca Katolikler gelmiş seni işgal etmiş, doğru mu? Ama şimdi sen Katoliklerden yardım istemek zorunda kalıyorsun. Yardım istiyorsun. Bu sefer de diyorlar ki bak. İşin artık son raddeye geldiğini Papa da anladı. Papa dedi ki kardeşim hepiniz Katolik olursanız ben de size yardım ederim. Olaya bak olaya. Bir Ortodoksa Katolik ol demekle annesine sövmek arasında hiçbir fark yok. Size öyle anlatayım anlayın yani. Yani bir adama gel sen Katolik ol demek ne demek biliyor musun? Yani bütün benliğinden vazgeç demek. Arkadaşlar mecbur kaldılar ya, mecbur. 1439 hatta karar aldılar. Katolik kilisesiyle Ortodoks kilisesini birleştirelim diye. Ama biraz tabii çok büyük tepki Bizans'la, İstanbul'da yaşayanlar asla Katolik olmam diyorlar. Yıl 1452. Ne oldu biliyorsunuz mu? Baktı ki Avrupalılar bu konuda ciddi. Bizans İmparatoru dedi ki bizim birleşmekten başka çaremiz yok. Ayasofya Kilisesi'nde, o zamanlar kilise, ne oldu? Bir ayin yapıldı. Ayin ne ayini biliyorsunuz mu? Ortodoksluktan Katolikliğe geçme ayini. Düşünebiliyor musunuz? O ayin sırasında gözyaşları sel oldu. İnsanlar kralı protesto ettiler. Bir tane Bizanslı yüksek bir devlet memuru ve din adamı var. Çıktı Gravus, Notaras. Dedi ki İstanbul'da Latin külahı görmektense, yani Latin şapkası görmektense Osmanlı'nın külahını tercih ederim. Bu ne demek biliyor musunuz? Ne kadar büyük bir olay olduğunu anlayın. İstanbul'da diyor, Latin değil Katolik yani. Katolik göreceğime Osmanlı'nın külahını tercih ederim. Şapkasını, takkesini, sarığını tercih ederim diyor. Adamdaki Latin düşmanlığını anlayın. Katolik Ortodoks düşmanlığını. Ama ona rağmen kiliseler birleşse de yardım gelmedi. Bu arada boş yere şey oldular, onu da söyleyeyim. Boş yere Katolik oldular, günah. Çünkü yardım da gelmedi. Yani Haçlı ilk defa bunları kandırdı. İşte bak fark ettiniz. Haçlı ittifak topluyordu, gönderiyordu gerçekten. Ama 1452'de Fatih öyle önlemler aldı ki kıpırdayamadı Avrupa. Kıpırdayamadı. Ve tabii ki onlar istedikleri kadar önlemler aslında dayaklar. 29 Mayıs 1453'te orayı anlatmayacağım ama orayı lütfen üniversiteyi, KPSS'yi kazandıktan sonra Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetme hikayelerini lütfen kitaplarını alın okuyun. 29 Mayıs 1453'te fethetti. Fatih şehre girdi. Tabii şehre girince değerli arkadaşlar en önde de Akşemseddin var. Herkes o zannetti. Çünkü kimse inanmıyor 20-21 yaşındaki bir çocuğun gidip de İstanbul'u fethetmesine inanamıyor. Çoğu kimse Akşemseddin'in önüne eğildi. Akşemseddin kaldırdılar dedi be padişah benim padişah bu. Ondan sonra ama Fatih'teki olaya bak. Önde kim giriyor? Akşemseddin. Bakın ne kadar hocaya büyük saygı var. Çünkü o yetiştirdi onu. Ve tabii hemen girdi bir amanname çıkarttı. Özellikle Galata'da yaşayan gayrimüslimlere amanname çıkarttı Fatih Sultan Mehmet. Ne demek? Siz benim güvencem altındasınız. Dini inançlarınızda serbestsiniz. Söz veriyor musun dediler Fatih'e. Söz veriyorum dedi. Bunun adı ahitnamedir o zaman. Ne demek ahitname? Toplumla devletin, hükümdarla işte vezirin fark etmez. Birbirine söz vermesi. Ama bu söz padişah sözdür kardeşim. Ahitname verdi Galatalılara. Bu neden verdi peki? Hatta gitti fetihten sonra Ovakim'i, Genadios'u birini Rum birini Ermeni patriği olarak tekrar atadı. Şimdi bu iki sebeptir. Bir, gerçekten Fatih Sultan Mehmet, gerçekten söylüyorum, dini hoşgörüye sahip bir insandır. Bu bir. İki, sadece tek kilise olmanın mantığı yok ki. Fatih Sultan Mehmet tekrar Ortodoks kiliselerini kurdurursa orada İstanbul'da yaşayan insanlar da tekrar gönlünü kazanmaz mı? Bu insanlar zorla Katolik oldu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet'in iki amacı vardır. Bir, gerçekten İslam'ın hoşgörüsünü göstermek, Osmanlı'nın hoşgörüsünü göstermek, Osmanlı barışı denilen terimi gerçekten uygulamak. Ama iki nedir biliyor musunuz? Tek bir kilisenin olması her zaman zarardır. Çünkü bu iki kilise olduğundan hep birbirleriyle çatışıyorlardı. O yüzden tekrardan Ortodoks kiliselerini kurdurdu, patriklerini geri atadı. Fatih Sultan Mehmet fethettikten sonra değerli arkadaşlar o kadar çok gayrimüslimlere hizmetler yaptı ki bir ara Papa dedi ki bu Fatih bence gayrimüslim dedi yani. Yani bizden biri dedi Hristiyan. Yani anlayın yani Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyanlara hoşgörüsünü Avrupalılar demek ki Fatih de bizden biri aslında yani şey niyetini saklıyor dediler. O kadar bir hoşgörü var. Kendisi 2. Mehmet'li fethettiği için Fatih unvanını aldı. Osmanlı kuruluş bitti. Yükselme dönemi başladı. Boğazlar bizim elimize geçince baktı ki Boğazların bizim elimizden geçmesiyle beraber gümrük gelirlerimiz artacak. Avrupalılar 1492'de İspanya'nın ve Hollanda'nın, Portekizlerin işte bu şeyleriyle ne derler çabalarıyla yeni ticari yollar arayıp coğrafi keşifleri başlattılar. Biz surlarda şahi toplarıyla gedikler açtık ya. Bu ileride topun başka milletler tarafından yani şahi adı verilen uzun menzilli topların Avrupa'da kullanılmasıyla beraber değerli arkadaşlarım feodal beylerin beylikleri yani sarayları yıkıldı. Kaleleri yıkıldı. Bu neye sebep oldu? Feodalitenin sonunu getirdi. Efendim Bizanslı bilginler Fatih gerçekten önlerine çıktı. Gitmeyin demesine rağmen gittiler. Çünkü dedim ya bilim insanlarının seyahat özgürlükleri hiçbir zaman kısıtlanmamıştır. En zalim hükümdarlar bile kısıtlanmamıştır. Öyle söyleyeyim ben size. Bunun üzerine o Bizanslı bilginler gittiler İtalya'ya. İtalya'da Rönesans'ın başlamasına sebep oldular ya. Ya bu anlattıklarım fethin sonuçlarıdır. Ve fethin sonuçlarına baktığımız zaman da işte bazıları Türk dünyasını, bazıları da dünya tarihini ilgilendirmektedir. Fark ettiniz mi? O zaman önce şunları yazacağız. Bir, Fatih kimdir? Direkt sınavda soru gelebilir. İki, İstanbul'un fethinin nedenleri nelerdir? Fethi için bizim yaptıklarımız, fethi için, onlar için yani aldıkları savunma önlemleri ve fethin sonuçları. İşte şimdi biz bunları yazacağız. Haydi bismillah diyoruz. Anlattığımızı yazma zamanı, oradan da sizler takip ediyorsunuz. Önce şurayı bir yazayım Günay. Şundan itibaren tek tek sırayla söyleriz. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Şiirlerinde hangi mahlası kullanıyordu? Avni mahlasını kullandı. Avni mahlasını kullandı. Kaç dil biliyordu? 7 dil biliyordu. Arkadaşlarım ayrıyetten ne hükümdarı olarak bilinir? Kanun hükümdarı olarak bilinir. Var ya bir şey söyleyeyim mi Günay? Şu kanun hükümdarı kimdir deseler ya bu memleketin yarısına çok Kanuni Sultan Süleyman yapacak ya. Aman dikkat ha. Neden? Örfi hukuk kurallarını yazar. Onu zaten Kanunname Ali Osman'dan anlatacağım. Kanun hükümdarı olarak bilinir. Efendim zihniyetiyle bir ayağı değil mi? Şarkta yani doğuda, bir ayağı neredeymiş? Garp'ta olarak bilinir. Anılır. Doğru mu? Efendim şu amire sözün bir yazılışını söylesene. Rutzes. Şöyle mi? Evet. Hemen hemen benzer. Evet. Evet, harita çizdirdi. Haritayı Arapça yer adlarıyla çizdirdi. Ya çok büyük bir bilim insanı ya. Ayrıca bilim insanı diyorum. Havan topunun mucidi biliyor musunuz? Şeydir. Fatih Sultan Mehmet'tir yani havan topunun. Ya mühendistir kendisi. Yani Fatih Sultan Mehmet'in mesleği ne? Mühendis. Tamam, bunu bilir. Başka ne yazalım Günay? Var mı? Genel geçerler bunlar. Peki İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklara girmeden önce fethin nedenlerine bir bakalım. Evet, fethin nedenleri. Başla. Evet, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sağlamak. Toprak bütünlüğünü sağlamak. Boğazlara ve İpek yoluna hakim olmak. Çünkü İpek yolunun son durağı İstanbul'dur, bunu unutmayın. Boğazlara ve İpek yoluna hakim olmak. Bizans'ın Anadolu beylikleriyle, özellikle Karamanoğulları zaten o belli. Anadolu beylikleriyle devamlı işbirliği içinde olması, Osmanlı'ya karşı devamlı işbirliği içinde olması. Evet. Bizans'ın Avrupalılardan yardım isteyerek haç seferlerine sebep olması. Aynı zamanda başka madde mi o, devam mı? Devamı. Ve Osmanlı şehzadelerini kışkırtması. Osmanlı şehzadelerini kışkırtması. Siz belki çok bunları bilmiyorsunuz ama arkadaşlar, mesela Osmanlı Devleti Bizans'a sığınan şehzade için Bizans'a vergi vermek zorunda kalmıştır. Şehzade Orhan olayı mesela inanılmaz bir olaydır. Yani adam, bir de şimdi adam da ölmüyor. Her ölmediğinde taht hakkına sahip. Yani Şehzade Orhan olayı vardır. Mesela çok önemli olaylardan biri. Bizans'a sığınan bir şehzade varsa anlayın ki derler. Yani bu Osmanlı Devleti'nin onun geçinmesi için her sene Bizans'a, çünkü geri gelse büyük olaylar olacak. Taht kavgası olacak. Biz bunu engelliyoruz. Başka? İstanbul'un bilim ve kültür merkezi. Evet, İstanbul'un bilim ve kültür merkezi olması ve Hazreti Peygamber'in hadisi. Evet, Hazreti Muhammed'in hadis-i şerifi. Hadis-i şerif. Evet, bunların hepsi fethin nedenleri. Direkt sınavda çıkar. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethedilmesi nedenlerinden biri değildir? Orada sonucunu yazar. Nedenle sonucu bilmek lazım. Burada bir şey dikkat edeceğim. Herkes dikkat edecek. Günay sen de dinle. İstanbul'un bir bilim ve kültür merkezi olması hem nedendir. Biz onun için fethediyoruz. Ama ayrıyetten Fatih'in yaptığı hamlelerle Sami Sema Lisesi, Tetin Mehmet Lisesi'leri açtı ya, Ali Kuşçu'yu getirdi, Amir Üstesi getirdi. O sonuç da ayrıyetten. Yani İstanbul fethinin sonuçlarından biri de nedir biliyor musun? İstanbul bir bilim ve bir kültür merkezi haline geldi. Hem neden hem sonuçtur. Çok ilginç şekilde onu da söyleyelim. Peki fethi için neler yaptık? Başlıyoruz. Evet, Venedik ve Eflak gibi prensiplerle anlaşıldı. Venedik ve Eflak ile anlaşıldı. Devam. Şahi topları döküldü. Projesi Fatih Sultan Mehmet'e ait. Devam. Evet, mancınık ve hareketli kuleler. Bunlara şehirler alanlar diyor. Hareketli kuleler inşa edildi. Evet. 400 parçalık donanma hazırlandı. Evet. Avrupa devletleri ve Anadolu beylikleri ile saldırmazlık anlaşmaları imzalandı. Saldırmazlık antlaşmaları imzalandı. Dedim ya, Karamanoğulları 2'de 1 arkamızdan iş çeviriyordu, onu engellemek için. Son olarak evet, Boğazkesen, diğer adıyla neydi? Rumeli Hisarı. Rumeli Hisarı inşa edildi. Rumeli Hisarı inşa edildi. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Güzelcehisar'ı kim inşa etti? Evet, Yıldırım Beyaz, dedesi. Zaten Güzelcehisar soru olarak da geldi, onu da söyleyeyim. Güzelcehisar'ı kimin zamanında inşa edildi diye soru geldi. Diğer adıyla Anadolu Hisarı'da. Şimdi tam karşısına Rumeli Hisarı. İstanbul'a gidenler zaten şu an ne dediğimi çok çok iyi anlıyor. İstanbul'a gitmeyenler de muhakkak gitmesini tavsiye ediyorum değerli arkadaşlarım. En kısa zamanda atanın şu İstanbul'u bence gönlünüzce bir gezin ya. İstanbul bambaşka bir yer arkadaşlar. Yani biraz beni korkutsa da Ankara gibi değil arkadaşım, biz düzene alışmışız. Trafiğe bir çıkıyorsun 2 saat. Bir arkadaşla maça gideceğiz İstanbul'da. Şimdi Ankara'da arkadaşlar yarım saat kuralı vardır. Bilir misiniz? Ankaralılar şimdi gülüyorlar yarım saat kuralı nedir diye. Ankara'da bir yerden bir yere gideceksen değerli arkadaşlar yarım saatin üzerine geçince oğlum çok yol gidiyoruz derler. Şimdi Ankara'da öyledir. Yarım saati aşmayacak. İstanbul'da o kadar rahat ki. Başkan dedim maça gideceğiz, işte stada gideceğiz falan. Başkan dedi buradan dedi 2,5 saat falan sürer dedi. O kadar rahatlar ki. La oğlum ne diyorsun sen? Ankara dedim yarım saati geçince adamı getirttiremiyorsun ya. Adamı buluşmaya getirttiremiyorsun. Çünkü o her yer merkez İstanbul'da. Her semti merkez. Ankara'da bir tane merkez var. Ulusu iyiye kızılay kardeşim yani. Anlaşıldı mı? İstanbul ama gezmesi gerçekten çok çok güzel. Özellikle Nisan-Mayıs aylarında lalelerde İstanbul'un simgesi de işte böyle şehri süslediği zaman İstanbul bambaşka bir çehreye bürünüyor. Boğaz zaten, adaları yani Eyüp Sultan'dan tut ki Eyüp Sultan'da çok... Ha, Eyüp Sultan anlatmadım. Bak Akşemseddin çok büyük bir adam olduğunu şuradan anlayın. Şimdi biliyorsunuz Eyüp Sultan zamanında Peygamber Efendimiz'in görmüş. Onunla değil mi? Sancaktarlığını yapmış bir insan ve Emeviler zamanında gitti biliyorsunuz şehit oldu. Eyüp el Ensari'den bahsediyorum. Şehit olduktan sonra surların dibine gömüldü ama yer belli değil. Yer belli değil çünkü Bizanslılar onu bulup da herhangi bir zarar vermesin diye Emeviler hemen gömdü geçti. Arkadaşlar Akşemseddin Hazretleri Eyüp Sultan'ın mezarını buldu. Bakın mezarını bulmadan önce de Akşemseddin de bir hedefi var. Eyüp Sultan'ın mezarını bulma gibi hedefi. Gitti bir yeri buldu. Tuttu taşı koydu. Bak günah iyi dinleyin. Taşı koydu. Dedi ki yarın buraya gelip kazacağız dedi. Çünkü hava iyice kararmıştı. Tamam dedi. Fatih ne yaptı biliyor musunuz? Aldı taşın yerini değiştirdi. Haberi yok Akşemseddin'i zannediyor. Sabah geldi Akşemseddin ne dedi biliyor musun? Bura dedi benim koyduğum taş bura değil dedi. Aldı taşı gene aynı yere koydu. Fatih o zaman anladı hocasının hoca olduğunu. Çok manevi bir şeyi vardır Akşemseddin'in. Ve kazıldı Eyüp el Ensari'nin mezarına. Şimdi gittiğiniz işte Eyüp Sultan Türbesi var ya. İşte o zat. O zat Akşemseddin tarafından bulunmuştur değerli arkadaşlar. Bak yıllar önce şehit oldu. Neredeyse aradan 600 yıl geçtikten sonra onun mezarı bulundu. Biliyor musunuz? Neredeyse 600 yıl geçtikten sonra bir kişi gitti onun mezarını buldu. Bak şimdi türbe ana baba günü. Her taraftan ziyaretçi alıyor. Ya işte Osmanlı Devleti'nde maneviyatsız anlatmak mümkün değildir Osmanlı Devleti'ni. Tabi bu inananlar için. İnanmayanlar için normal bir olay da olabilir. Ama biz inanan taraftayız. Bu fethin içinde yapılanları okusanız gerçekten askerler geri çıkıyordu. Fatih öne sürdü atını denize. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni dedi. Bugün onu farklı versiyonla söylüyoruz. İstanbul'a gidenler şimdi ne demek istediğimi anlayacaklar. Yani ama öyle değil yani. Ama burada Fatih Sultan Mehmet'in ünlü bir laf olduğunu unutmayalım. Evet. Kardeşim Bizans İmparatorluğu'nun aldığı önlemlere bakalım. Neler aldı Bizans İmparatorluğu? Evet buyur. Grejuva değil mi? Rum ateşi. Evet. Grejuva ateşi çoğaltıldı. Çok ama gemimiz yandı onu da söyleyeyim. Ve halk silahlandırıldı. Haliç'e zincir çekildi. Evet. Avrupa'dan yardım istendi. Geldi mi Avrupa? Çok az. Çok az birlik yolladı. Evet. İstanbul'un surları güçlendirildi. Surları güçlendirildi. Çünkü devamlı top atışı var. Ve tabii ki değerli arkadaşlar kiliseler birleştirildi. Doğru mu? Kiliseler birleştirildi. Bir şey söyleyeceğim. Bu İslam dünyası için büyük bir olay değil mi ya? Koca Bizans İmparatorluğunu sona erdiriyorsun ya. O yüzden bu zafere İslam dünyasında fethi mübin, ne demek yani? Parlak zafer denir. Doğru mu? Günay. O zaman onu da bir yazalım kardeşim. Bu sefere, yani bu fethe, İslam dünyası fethi mübin. Ne demekmiş fethi mübin? Parlak zafer. Parlak zafer. Evet, parlak zafer demişlerdir. Bunu oraya da yazarız, fark etmez. Not kısmına da granüsü yazarız. Fetih sonuçlarına bakalım. Hazır mıyız? Bir, başla. Gennadios Rum patriği oldu. Rum patriği oldu. Ovakim de herhalde Ermeni patriği oldu değil mi? Ermeni patriği oldu. Ben bunları niye yazıyorum biliyor musun? Bunlar size sorulmayacak. Sadece bu iki meseleden anlayın ki Fatih Sultan Mehmet Katolik Kilisesi karşısında tekrardan Ortodoksluğu öne sürüyor. Yani o çatışmanın devam etmesini istiyor Fatih. Niye? Hristiyan dünyası bir olursa bizim işimize gelmez. Şu an İslam dünyasının bir olması kimin işine gelmez? Heh, anladınız mı meseleyi? Fatih bunu zamanında yaptı. Fatih'in zamanında yaptıklarını şu an insanlar, Avrupalılar, Amerika Birleşik Devletleri bize yapıyor. Ayrılmışsın Şiisi, Sünnisi, değil mi? Afganistan'daki şeriatı getiren Taliban'ı görüyorsun. Öbür tarafta örgütleri, IŞİD'i, DEAŞ'ı. Sen nasıl birleşeceksin ya? Sen 40 parçaya bölmüşler seni. Sen bir daha o orucun iftar saatiyle daha hala şeyinde anlaşamıyorsun. İmsak saatinde. Sen nasıl birlik olacaksın? Doğru mu? Hala sakız orucu bozar mı diye tartışırken sen nasıl birlik olacaksın? Anladınız mı mesela? Onu anlatmak istiyorum. Fatih büyük adam olduğunu oradan anlayın. Adam Hristiyan dünyası tek olursa da 2 gün sonra bizim başımıza, ben ölüp gideceğim ama devlet beka, devlet ebed müddet. Bunun devamı için ne lazım? Bu lazım, bu. Her zaman kaba kuvvette de olmuyor, bu lazım. İşte Fatih öyle bir adam. Fatih niye seviyoruz biz? Sadece İstanbul fethinden dolayı. İstanbul'un fethetti Fatih. 21 tane ülke aldı, 17 tane ülke aldı pardon. 17 ülke aldı bu adam. Ama bakın, 2 tane sütü sadece İstanbul'a ayırıyoruz. Devam edelim kardeşim. Evet, Roma'nın kralı anlamına gelen Roma Kayser. Kayser kral anlamına gelen, doğru mu? Kayser Rum unvanını aldı. Unvanını aldı. Anadolu'nun kralı yani. Anladınız mı? Devam. Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu. Evet, İstanbul başkenti oldu. Ve Osmanlı Devleti'nin en uzun süreli başkenti oldu. Kuruluş bitti. Değil mi? Yükselme başladı. Yükselme başladı. Evet. İkinci Mehmet Fatih unvanını aldı. Fatih unvanını aldı. Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı. Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı. Evet. Evet, bu önemli. Boğazlar ve İpek yolu Osmanlı Devleti'nin eline geçti ama bu iyi bir şey midir? Sonraki zamanlarda coğrafi keşiflerin yapılmasına sebep oldu. Evet. Boğazlar ve İpek yolu Osmanlı eline geçti. Evet. Bunun üzerine Avrupalılar ne yapmıştı bizlere karşı? Das bizlere değil de kendileri bizlere vergi ödememek için gittiler, coğrafi keşifleri başladı bunun üzerine. Başka? Evet, Orta Çağ kapandı. Yeni çağ başladı. Bunu ama dünya çok kabul etmiyor, onu da söyleyeyim. Hani İslam dünyasının çoğu evet bunu, ama onlar coğrafi keşifler der mesela. Bu farklılıklar gösterebilir arkadaşlar. Dedim ya, sen İstanbul'un fethinin zaferine bir şey derken onlar farklı bir şey diyor. Sen 2. Kosova diyorsun, onlar farklı bir savaş ismi veriyor. Bunu unutmayın. Devam. Evet, feodalite zayıflamaya başladı. Sebebini anlattım, bir daha söyleyeyim. Çünkü Şahi adı verilen topların surları delebileceğinin anlaşılması Avrupa'da kulelerde, kalelerde yaşayan feodal beylerin sonunu getirmiştir. Şimdi düşünün, feodal beyler nerede yaşıyordu? Şatoda. Şatoyu nereye kuruyordu? Dağın tepesine. Ya sen oraya ok atsan ne olacak? Ok sanki kaleyi mi yıkabiliyordu? Ama şimdi aşağıdan bir sallıyorsun Şahi topunu, o kaleleri yıkıyorsun. Kaleleri yıkması ne demek? O feodal beylerin orada otururken şatodan aşağı inmesine sebep olur. Aşağı inimde zaten yakalayıp öldürüyorsun. Olay bu. Devam. Evet. Bilim insanları İtalya'ya giderek Rönesans'ın başlamasına neden oldu. Rönesans'ın başlamasına neden oldu. Peki ben sana bir soru sorayım. Günay, bir tarihçi olarak. Hazır mısın? Bizanslı bilginler İtalya'ya gitmeyip İstanbul'da kalsaydı ne olurdu? Çok da güzel olurdu. Güzel olurdu. Evet. Çok. Ya ne olurdu biliyor musun? Rönesans bizde olurdu oğlum. Bu Fatih ile Rönesans olur mu? Bu Fatih olur. Olur. Abdülmecid ile Rönesans olur mu? Olmaz. Olur. Olur batıda. İkinci Mahmut'la Rönesans olur mu? Olur. Evet, anladın, yenilikçi kişi. Ben kastettiğim onu kastediyorum. Bazı padişahlarla Rönesans yapamazsın. Ama Fatih ile yaparsın kardeşim. Yavuz da zor. Yavuz da zor. Yavuz. Zor ama bilemezsin ya, belki belli olmaz. Çünkü Yavuz da mesela seferden sonra nakkaşları, şeyleri falan hep getirdi. Safevi Devleti'nden sonra sanatkarların hepsini tabii getirdi. Bilemez. O da belki de farklı bir Rönesans yapacaktı. Mesela Rönesans edebiyatta ya, genelde ağırlıklı edebiyat, resimleri görürsen. Bu da başka bir şeyde de Rönesans. Rönesans sonuçta ne demek? Değişim. Değişim. Köklü değişim. Ama burada ne var değerli arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet'in o zihniyetiyle Rönesans Osmanlı yapar. Rönesans yapmak neyi geliştirdilerdi? Sanayi inkılabı, değil mi? Öyle düşünün yani, akıl çağı, sanayi inkılabı belki de biz yapacaktık. Nasip olmadı. Evet, şu Gennadios şeyi de yazalım. Gennadios diyorum. Gravius Notaros'u da yazalım. Bu adamın önemli özelliği neydi derse Gravius Notaros'un? Ben İstanbul'da Latin külahı görmektense, değil mi, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim. Bu lafı çok önemlidir. Şöyle yazalım. Bizanslı, evet, yüksek dereceli devlet memuru Grivas, değil mi, Notaros, İstanbul'da Latin külahı görmektense Osmanlı'nın sarığını görmeyi tercih ederim. Osmanlı'nın sarığını görmeyi tercih ederim. Demiştir. Ama bak bir şey söyleyeyim. Sadece mesela Grivas Notaros olarak düşünmeyelim. Mesela Amrüstes de öyle. Mesela Fatih neredeyse Fatih'e der ki Fatih'in bir numaralı adamı oldu. Sağ kolu oldu yani. Trabzon İmparatoru fethinde de biliyorsun çok büyük etkili. Günay sen ÖABT'de de anlattığın için orayı çok daha derin anlatıyorsunuz. Amrüstes öyle bir adam. Şimdi bir yer mi fethetti? Sadece İstanbul bitti mi yani? 1451'de tahta çıktı. 1453'te fethetti. Yok mu? Ya arkadaş 17 ülke fethetti Fatih Sultan Mehmet ve bunları Anadolu, Balkanlar ve Denizler olarak 3 kategoriye ayırıyorum. Bunlardan Anadolu'da mesela ne yaptı biliyor musunuz? Karamanoğullarını, Karaman ve Konya'yı aldı. Yahu zaten Karamanoğullarına Karaman ve Konya'yı alırsan Karamanoğulları zaten nereye kaçtı? Benim memlekete Silifke. Bizim Silifke Karamanoğulları'nın başkenti oldu. Tamam. Öyle anlatayım ama Karamanoğulları tamamen sona ermedi. Onun oğlu 2. Beyazıt zamanında sona erecek. Candaroğulları, doğru mu? Sinop ve Samsun'u aldı. Candaroğullarına son ver. Demek ki Anadolu Türk siyasi birliğini o da önemsiyor. Doğru mu? Gitti. Ya bu Bizans ne oldu Bizans? Bizans imparatoru vardı, yakalandı. Oğulları kaçtı. Biri Trabzon İmparatoruna, diğeri ise Mora Yarımadası'na. Fatih Sultan Mehmet Mora Yarımadası'nı aldı. Tak. Şehzade idam edildi. Gitti Trabzon İmparatorluğunu aldı. Tak, o Bizanslı imparatorun oğlu idam edildi. Niye idam ettik biz? Çünkü oldukları sürece Bizans'ta taht hakkına sahipler. O yüzden biz Bizans'ın tekrar dirilme umutlarını nasıl sona erdirdik? Trabzon Rum İmparatorluğundaki Bizans prensini bulup idam ederek sona erdirdik. Tamam. Anadolu'da Doğu Anadolu'yu aldık. Biliyorsun Akkoyunlarla 1473 Otukbeli Savaşı ile beraber Doğu Anadolu'nun bir kısmını aldık. Bunlar hep bizim Anadolu'da yaptıklarımız. Önce Anadolu'yu bir yazalım. Başlayalım. Candaroğullarından Sinop ve nereye alınmış? Samsun. Devam. Karamanoğullarından Karaman, diğer adıyla Larende ve Konya alındı. Doğru mu? Devam. Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi. Dikkat. Böylece Bizans'ın dirilme umutları sona erdi. Dirilme umutları sona erdi. Bu önemlidir ha. Zaten işaretleme yapacağım. Umutları sona erdi. Başka Doğu Anadolu bölgesi aldı, değil mi? Ne? Cenevizlerden Amasra. Ha, Cenevizlerden Amasra alındı. Birazdan ben bir şey yapacağım. Onu öğretmeye çalışacağım size. Ve Doğu Anadolu bölgesi alındı. Ve Doğu Anadolu bölgesi alındı. Peki. Fatih Sultan Mehmet Balkanlarda ne yaptı? Eflak'ı aldı. Yani günümüzdeki Romanya. Boğdan'ı aldı. Günümüzdeki Moldova. Gitti Sırbistan'ı aldı, Belgrad'ı alamadı. Dikkat! Rodos'u Kuşat'la alamadı. Şimdi size bir soru. Fatih'in tamamlayıcısı Kanuni'dir. Bunu asla unutmayın. Ne demek istiyorum? Mantık şu. Fatih nereye alamamışsa Kanuni onları da almış. Fatih iki yere kuşatsa da alamadı. Biri Belgrad, biri Rodos. O zaman Belgrad ve Rodos'u kim almış? Kanuni. Fatih'in tamamlayıcısı Kanuni. Aklında her zaman böyle kalacak. Arkadaşlar Sırbistan alındı. Eflak alındı. Boğdan alındı. Arnavutluk alındı. Doğru mu kardeşim? Hatta Bosnalara evladı Fatihan denir. Hepsi Müslüman oldu. Evladı Fatihan. Fatih'in evlatları. O yüzden Bosnalılarla aramız çok iyidir. Bosnalılar Sırplar tarafından zulme uğradığı zaman Srebrenica'da falan en çok üzülen millet bu millettir. Önemli aramızda kültürel bağlar var Boşnaklarla. Ki yine Balkanlarda değerli arkadaşlarım gidildi. Nereye alındı? Mora Yarımadası, yani günümüzdeki işte Yunanistan denilen oraya alındı. Yani baktığımız zaman Fatih Balkanlarda bayağı bir iyi. Evet yazalım kardeşim. Sırbistan, Belgrad. Evet Sırbistan alındı. Ama nere hariç? Belgrad hariç. Evet. Bosna Hersek, Arnavutluk. Bosna Hersek ve Arnavutluk alındı. Arnavutluk alındı. Evet. Mora Yarımadası. Mora Yarımadası alındı. Var mı? Eflak ve Boğdan. Eflak ve Boğdan. Daha evvelden imtiyazlı eyaletlerde Eflak ve Boğdan'ı işleyip memleketeyn, iki memleket anlamına geliyordu. Doğru mu? Eflak ile Boğdan. Gelelim denizlerde. Bozcaada'yı aldık mı kardeşim? Gökçeada'yı aldık mı? Ege Adaları'nı aldık mı kardeşim? Başka nereye aldık? Kırım'ı aldık ya. Kırım'ı. Kırım nereye? İpek yolu iki güzergahtan gider. Biri İstanbul son duraktır, biri de yukarıdan Kırım. Sen Kırım alman ne demek biliyor musun? İpek yolunun ikinci durağına da sen sahip olman demektir. Peki hepinize mantıklı konuşalım. Hazır mıyız kardeşim? Buraya herkes baksın. Kardeşim sen de bana bir yakınlaş. Burada bir şey anlatacağım. Burası önemli çünkü. Bir harita çiziyorum. Herkes haritaya dikkatli baksın. Burası Karadeniz. Şurası da Kırım diyelim. Oldu mu? Şimdi şuralar şöyle. Şuralarda şöyle. Anlaştık mı? Burası Karadeniz. Ben şu Sinop ve Samsun'u Candaroğulları'ndan almıyor muyum? Şuradaki Trabzon Rum İmparatorluğu'nda son vermiyor muyum? Sinop ve Samsun'u almıyor muydum burada? Doğru mu? Peki şuradan Karamanoğulları'na falan. Şimdi dikkat edin. Sinop'u, Samsun ve Trabzon İmparatorluğu nereye kıyısı var? Karadeniz'e. Peki yukarıdan Kırım'ı da aldığım zaman Karadeniz, şuradaki Eflak Boğdan'dan da alıyorum. İçimizde bir göl gibi durmuyor mu? O zaman bu ne demektir arkadaşlarım? Evet, Türk Gölü haline geldi demektir. Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz bir Türk Gölü haline gelmiştir. Mesele budur zaten. Oraya bir yazalım kardeşim. Denizler başla. Ege Adaları, Yunan Adaları alındı. Ege ve Yunan Adaları alındı. Bozcaada, Gökçeada alındı. Bozcaada ve Gökçeada alındı. Evet. Rodos kuşatıldı ama anlamadı tabii. Tabii. Rodos kuşatıldı anlamadı. Kim aldı? Kanuni. Evet. Rodos kuşatıldı ve alınamadı. Ve en uca koyduk. Otranto değil mi? Otranto alındı. Bu Kızıl Elma ülküsünün ne kadar ileriye konulduğunu gösteriyor bize. Neydi ülke Kızıl Elma? Kızıl Elma neydi? Sürekli olarak, sabit olarak kalan değil, değişken olan. Hedefe varıldığın zaman tekrar yeni bir hedef konulan. Biz alıyoruz. Elma devamlı yer değiştiriyor kardeşim. Şimdi nereye koyduk? Otranto'yu. Otranto'yu aldık arkadaşlar ama Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle beraber o bölgedeki askerleri de cenazeye geldiler. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Cenazeye asker gelirse ne olur arkadaşlar? Hemen oradakiler Otranto'yu tekrar geri bizden aldılar. Evet, Otranto alındı ve nereye alındı? Kırım alındı. Kırım'ın alınmasının önemi neydi? Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. bir Türk Gölü haline geldi. Bunu da söyleyeyim. Burada bu arada Cenevizlerden nerede alınmıştı? Ha, şurada yanlış yeri çiziyorum ama anlayın diye yapıyorum. Amasya mesela hep o kıyı şeridini alıyoruz mesela. Şimdi 3 tane dikkatimiz var. Bu 3 tane dikkat arkadaşlarım farklı meseleler. Fatih Sultan Mehmet zamanında. Örnek 1473'te Akkoyunlarla Otlukbeli Savaşı yapıldı. Biz kazandık. Bu birinci mesele dikkatlerden biri. 2. Kardeşim Memlüklerle Hicaz su yolları problemi, hacıların gitmesi gelmesi gibi sebepler ve Dulkadiroğulları meselesi yüzünden Memlüklerle savaş yok ama ilişkiler gitgide geriliyor. Bu ikinci sebep. Mesela ikinci dikkat çekeceğimiz yerlerden bir tanesi de bu olabilir. Üçüncüsü nere? Sultanül Bahreyn. Adamın fethetmediği yer mi kalmış? Karada var, denizde var. O yüzden Sultanül Bahreyn ve Hakanül Berreyn. Bahr, iki deniz. Eyn, iki deniz. Ber, kara, ileride göreceksin mühendishane Berri Hümayun, kara mühendishanesi demektir. Berreyn, iki kara. O zaman iki denizin ve iki karanın sultanı kimmiş kardeşim? Fatih Sultan Mehmet'tir. Onu bir yazalım mı dikkatli? En başa yazalım. Şöyle yazalım. Fatih Sultanül Bahreyn ve Hakanül Berreyn ünvanını almıştır. Bakalım ünvanın açıklamasına. İki denizin, değil mi? Ve iki karanın hükümdarı, sultanı. Anlaştık. Fatih'e özel bir ünvandır bu. Onu da size söyleyeyim. Şimdi ikinci dikkatimiz 1470 Otlukbeli mi yapalım? Hicaz su yolları mı? Onu yazalım. Bu dönemde Dulkadiroğlu meselesi. Dulkadiroğulları bu arada şurada. Şunu da göstereyim. Tamam. Dulkadiroğlu'nun altında hangi devlet var onu da göstereyim. Memluklar. Tamam. Peki Memlukların olduğu bölgede ne var? Mekke ile Medine. O yüzden İstanbul'dan giden hacılar Dulkadiroğullarından geçiyorlar. Memlüklere giriyorlar. Burada bize bayağı bir sıkıntı yaratıyorlar. Sebep ne biliyorsunuz mu? Ya su vermiyorlar. Hacılarımızı su vermeyip şehit ettiler ya. İstanbul'dan Suriye alaylara giden hacılarımız bu bölgeden geçerken Hicaz su yollarının üzerinde bulunan maalesef ki kuyular kapatıldı. E sen de orada su var zannediyorsun. E su olduğu için zaten yanına ne kadar su alabilirsin? İstanbul'a Tavru'ya gidiyorsun. Susuzluktan şehit olmuşlardır. O yüzden bayağı bir ilişki bu sebepten dolayı gerildi. Ha savaş çıkmadı ama ikinci beyaz zamanda onlar da olacak. Şimdi onu yazalım. Bu dönemde Dulkadiroğlu Beyliği ve Hicaz su yolları problemi yüzünden, Hicaz su yolları problemi yüzünden Fatih ile Memlükler arası ilişkiler bozulmuştur. İlişkiler bozuldu. Zaten daha evvelden de bozuldu. Sadece yani bozulmak daha da arttı yani öyle söyleyebiliriz. Evet üçüncüsü kardeşim Akkoyunlar. Uzun Hasan. Değil mi? Küçük Türk. Diğer lakabı odur. Fatih Sultan Mehmet. Büyük Türk. Avrupalılar ikisini bir tutuyor neredeyse. Birine Küçük Türk, birine Büyük Türk demişlerdir. Grand Turko diyorlar mesela Fatih Sultan Mehmet'e. Kardeşim sen şimdi Fatih Sultan Mehmet'le Uzun Hasan'ın kapışması. Şimdi dikkatli düşünün bakayım. Kimin işine yarar? Avrupalı. Heh. Ama Fatih Uzun Hasan'ı Otlukbeli Savaşı'yla yenmişti. Onu da bir yazalım. 1473'te Otlukbeli Savaşı ile evet Akkoyunlar mağlup edildi. Mağlup edildi. Ve Doğu Anadolu değil mi? Ağırlık olarak Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girdi. Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girdi. Bunlar anlattıklarım nedir? Fatih zamanındaki diğer fethi hareketleri. Şimdi bir şey anlatacağım. ATSB ile ASB arasındaki farkı anlatacağım. Herkes çok dikkatlice dinliyor. Hocam Anadolu Siyasi Birliği ne demek? Anadolu Türk Siyasi Birliği ne demek? Bunun ayrımı nasıl yapılır? Önce sizi tahtaya bir davet edelim. Şuraya. Tamam mı kardeşim? Şuraya. Şu dikkati ben bir sileyim. Sınavda iki farklı soruyla karşılaşabileceğinizi, iki farklı soruyla karşılaştığınız zaman nasıl soru çözmeniz gerektiğini anlatacağım. Hazır mıyız? Bir, Candar oğullarından nere alınmıştı? Söyleyelim. Sinop ve Samsun'un alınması. Çok güzel. 2. Karamanoğullarından nerenin alınması? Konya. Ve nerenin? Karaman'ın alınması. Çok güzel. 3. Cenevizlilerden Amasra'nın alınması. Cenevizlilerden Amasra'nın alınması. Çok kritik sorudur ha. Yapamayan o kadar çok kişi var ki anlatacağım şimdi. 4. Kırım'ın alınması. 5. İstanbul'un fethedilmesi. Ya da İstanbul'a gerek. Şu 4 tanesi yeter. Şimdi sınava girdim arkadaşlar. Sınavda böyle bir soruyla karşılaştın. Şimdi iki türlü farklı soru yazıyorum. 1. Yukarıda verilen Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmelerinden hangileri Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yöneliktir? Neyi sağlamaya yönelikmiş? Anadolu Türk siyasi birliği. Ne demek bu? Onu anlatacağız. Bir kere şuna bakacağım. Anadolu'da mı fethedilen yer değil mi? Önce ona bakacağım. Demek ki neymiş? İlk şartımız ne? Sınava girdim. Aşağıdaki Fatih Sultan Mehmet dönemi fethi hareketlerinden hangileri Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik? O zaman fethin bir kere nerede yapılması lazım? Anadolu'da. Bakalım mı? Candaroğulları Sinop, Samsun Anadolu'da mı Günay? Evet. Evet. Konya, Karaman Anadolu'da mı? Evet. Amasra Anadolu'da mı? Evet. Kırım Anadolu'da mı? Hayır. Bir kere A seçeneğinde, yani A'ya yaptık, 3'e indirdik. Şimdi ikinci seçenek ne? Türk olup olmaması. Türk. Bakıyoruz. Candaroğulları Türk mü? Türk. Karamanoğulları Türk mü? Türk. Cenevizliler Türk mü? Adam Amasra'ya bakıyor ya. Sen Amasra'ya bakmayacaksın sakın. Sen bu kimden alıyorsun? Trabzon Rum İmparatorluğu Türk mü? Trabzon Rum İmparatorluğu diyorsun. Adı üzerine Rum. He? O zaman ben buraya ne koyarım? Eksi. Doğru mu? Ceneviz çünkü Türk değil. Zaten Kırım elenmişti. O zaman bu ikisi neymiş? Anadolu Türk siyasi birliğinin Fatih döneminde bu seçeneklere göre yapılması demekmiş. O zaman bunun cevabı ne? 1 ve 2. Şimdi değiştiriyorum soruyu. Şimdi de değiştiriyorum. Şunları eliyorum. Geldim buraya. Sınava girdim. Yukarıda verilen Fatih Sultan Mehmet dönemi, bak dönemi, fetih hareketlerinden hangileri Anadolu siyasi birliğini sağlamaya yöneliktir? Yani A, S, B. Aynı mantık bakmayacak mıyız Gülah? Önce Anadolu'da mı değil mi? Candaroğulları Sinop, Samsun Anadolu'da mı? Evet. Konya, Karaman. Evet. Amasra Anadolu'da mı? Evet. Kırım. Hayır. A seçeneğine gitti. Şimdi bana dikkat. T harfimiz var değil mi bizim Türk? Şimdi bana Türk veya yabancı, gavur diyor mu? Demiyor. Anadolu siyasi birliği ne demek biliyor musunuz? Anadolu'da olsun da ister gavur olsun, ister Müslüman olsun, ister Türk olsun, fark etmez. O zaman burada neyi mantığı var? Anadolu'da olup olmamasının mantığı var. Bakalım. Candaroğullar Anadolu'da mı? Sinop, Samsun Anadolu'da. Konya, Karaman Anadolu'da. Amasra Anadolu'da. Kırım zaten değil. O zaman benim cevabım ne oldu şimdi? Bak biraz önce Anadolu Türk siyasi birliği dediği için Türkleri alacağım. Ama burada sadece Anadolu'da bir siyasi birliği sağlama dediği için neyi alacağım? Sadece Anadolu'da olanları. Kırım alamam değil mi? Mesela ben oraya Kırım yerine Arnavutluk yazsam olur mu? Yani Arnavutluk Anadolu'da mı? Değil. Mora Yarımadası desem olur mu? Anadolu'da mı? Değil. Eflak Boğdan desem olur mu? Olmaz. Anlaşıldı mı? Anadolu siyasi birliğine neye bakılmaz? O devletin Hristiyan olup olmamasına bakılmaz. Türk olup olmamasına bakılmaz. Ama Anadolu Türk siyasi birliği diyorsam sen Türklere bakacaksın. Meseleyi anladın mı kardeşim? Mehmet anladın mı? Sınavda gelse yapar mısın? Tamam. Helal olsun. Şimdi ben şurayı komple bir sileyim. Bunlar ince nüans dediğimiz olaylar vardır ya Günay. Sınavda öğrenci eğer soruda Anadolu Türk Siyasi Birliği deyip de orayı Anadolu Siyasi Birliği diye okursa sınavda soruyu yanlış yapabiliyor. Evet, bilmeyen kalem bile oynatamaz. Aynen öyle oluyor bazen. Şurayı güzelce bir silelim. Eski formumuza başladık. Yine silgi yok. Her zamanki gibi benim hocamın en ünlü şeyi. Silgi yok. Kronik. Şimdi gelelim diğer gelişmeler. Diğer gelişmeler önce ben bir anlatayım. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in diğer gelişmelerin bana göre en önemlilerinden bir tanesi İstanbul'da Sahn-ı Seman adında bir medrese açılıyor. Günümüzün ilahiyat fakülteleri anlamına gelen bu medreseyi de öğrenci yetiştirebilmek amacıyla günümüzün ortaokul imam hatipleri anlamına gelen tetinme medreseleri kuruluyor. 1, 2, Sultani veya diğer adıyla değerli arkadaşlar nedir? Sikke-i Hasene adında ilk 6 para basılıyor. Ya Topkapı Sarayı yapılıyor, daha ne olsun ya? Bütün yönetim merkezi oraya taşınıyor. Enderun da dahil olmak üzere. Kardeşim Ayasofya biliyorsunuz değerli arkadaşlar kiliseden camiye, daha sonra Cumhuriyet döneminde müzeye, tekrardan şimdi camiye çevriliyor. Yine baktığımız zaman Kanunname-i Ali Osmani yayınlanıyor. Arkadaşlar büyük olay ya. Örfi hukuk kuralları. Peki örfi hukuk kurallarının divandaki temsilcisi kim? Nişancı. O yüzden mantıken de divana ne atanıyor? Nişancı atanıyor. Doğru mu? Ve Fatih'ten itibaren divan toplantılarına artık padişahlar değil, sadrazamlar katılmaya başlanıyor. Bakın bunlar hep böyle Fatih zamanının önemli gelişmeleri. De ki bir gelişme daha var. Arkadaşlar şu imtiyaz kapitülasyon meselesi sıkıntılı bir meseledir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı kaynaklarında tabii 352 yılında Ceneviz Cumhuriyeti, hatta Cumhuriyeti deniliyor, oraya verildiğini, daha sonra işte Orhan Bey zamanından işte tutun da ileriki zamanların hepsinde de aslında imtiyaz veriliyor. Ama gerçek anlamda kapitülasyonu Kanuni Sultan Süleyman Fransa'ya vermiştir. Bak bir daha söylüyorum. Gerçek anlamda kapitülasyon ne demek biliyor musunuz kapitülasyon? Hukuki, mali, idari, anlatabiliyor muyum? Yargı, ordu, yani alanı çok olacak. Yani bir tane veriyorsan onun adı imtiyaz. Birden fazla alana veriyorsan bunun adı kapitülasyon. Gerçek anlamda kapitülasyon kim vermiştir kardeşim? Gerçek anlamda gerçekten Kanuni Sultan Süleyman Fransızlara vermiştir. Burada bir şeye dikkat edeceğiz. Venediklere veriyoruz. Fatih Sultan Mehmet niye Venedik'e veriyor? Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamak için veriyor ya. Ve Akdeniz'de değerli arkadaşlarım, Akdeniz'de özellikle Akdeniz ticaretini canlandırmak için veriyor. Ve Venediklere verirken de Venedikler diyor ki kardeşim siz büyük devletsiniz artık. Biz sizin politikalarınızı yakından takip etmek istiyoruz. Yani İstanbul'da elçilik açmak istiyoruz. Dikkat! Bu elçilerin adına balyoz veya diğer adıyla baylos denir değerli arkadaşlarım. Ve o zaman mantıken İstanbul'da ilk elçilik açan da kim oluyor? Venedik oluyor ya. Bunlar önemlidir kardeşim. O yüzden biz diğer gelişmeleri bir yazalım. Sonra da dikkat çektirelim bakalım. Diğer gelişmeler kaç taneydi kardeşim? 6-7 tane var mı? 8 tane. Tamam 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yapalım. Şuraya da dikkatimizi verelim. Tamam. Başlıyoruz sırayla. Arkadaşlar neden güne okutturuyorum onu da anlatayım. Ben video ders sıralamasına uygun gitmeye çalışıyorum. Yoksa karışıkla yazarım ama sen orada ikide bir arama diye. Sonuçta video ders notu niye çıkardın? Videodaki uyumlu. Eskiden nasıl anlatayım? Eskiden videoları ben önceden çekiyordum Günay. Önceden mesela 2 ay önceden çekiyordum. Öğrencinin bundan haberi yoktu. 2 ay önceden çektikten sonra ben videomu tek tek açıp video ders notunu ona göre düzenliyordum. Tamam şimdi öyle değil. Şimdi arkadaşlar video ders notu var zaten. Ve videolar şu an çekiliyor. An itibariyle çekiliyor. Bugün aylardan ne bugün? 9 Eylül mü? 7 Eylül. 7 Eylül 2021 şu an. Ve siz sınava hazırlanıyorsunuz. Videolar çekiliyor aynı gün yayınlanıyor. Çekiliyor aynı gün yayınlanıyor. Yani beraber gidiyoruz. O yüzden ben de video ders sıralamasına 2'de 1 o mu orada mıydı? Bu burada mıydı? Not orada mıydı? Ona bakmayın diye sırayla gitmeye çalışıyorum. Mesele zaten video ders notu değil kardeşim. Senin videoyu anlaman, buradakileri özümsemen. Yoksa video ders notu gibi, benim not gibi her kitapta yazıyor. Mesele bu değil ki. Mesele işi özü anlamak. Evet yazıyoruz. Başla kardeşim. 1. Evet, Topkapı Sarayı yapıldı ve Ayasofya. Evet. Aslında Fetih Camii ya. Şunun adı gerçek adı da bu da neyse. Şimdi Ayasofya Cami diyoruz ya ben çünkü gene çok doğru bulmuyorum. Fetih Camii desek daha güzel olur. Neyse. Ayasofya Fetih Camii'ne çevrildi. Çünkü bu arada kiliseler çevrilirken arkadaşlar en büyük kilise çevriliyor ya İslam buraya geldi, Osmanlı buraya geldi anlamında. En büyük kiliseler hemen neye değiştirilir? Cami. Mesela İznik'te fethedildiği zaman öyle oldu. İlk fetih camileri olduğu için bunlar Fethiye Cami diye geçerler aslında. Yani aslında Ayasofya'yı Fatih Sultan Mehmet fethettiğinde buranın adı Ayasofya olarak kalmadı yani. Normalde gerçek adı nedir onun? Fethiye Cami'dir. Tekrardan Ayasofya müzeye çevrilince Cumhuriyet döneminde şu anki ismi ne oldu? Ayasofya'yı Kebir Cami oldu değil mi? Öyle bir şey oldu. Tam ismi ne oldu? Kebir Camii. Büyük demek yani. Evet. Devam edelim. Bir de Küçük Ayasofya var ya, ondan verilmiş o isim. İlk altın para basıldı. İlk altın para basıldı. Bu ekonominin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Açtım parantez. Sultani veya neydi? Sikke-i Hasene. Yani parlak para demek. Evet, devam ettim. İlk defa iltizam sistemi uygulandı. Hatırlayalım. Salyaneli eyaletlerde vergi alabilmek amacıyla uygulanmış olan ihalenin adıydı. İlk defa iltizam sistemi Fatih Sultan Mehmet zamanında uygulandı. Hatta iltizam sistemini bırak, Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir şey anlattım size. Hatırla bakayım, 2. Murat zamanında Fatih tahta iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. O indirenlerden bir gün hesap soracağını da notunu alıyordu. Hatırla bakalım. İşte Çandarlı Karali Paşa özellikle İstanbul'un fethinin bir döneminde karşı çıktı, biliyorsun. Fethi, değil mi? Günah. Fethi istemedi bile ya. Yapma dedi. Ve bunun üzerine arkadaşlar önce Çandarlı Kara Halil Paşa'nın mallarına müsaade edildi. Müsaade ne demekti? Malları elinden alındı. Bazen ölmeyi beklenir. Bazen de insan yaşıyorken mallarına da el koyabilir. O zaman Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa müsaade sistemi kimin zamanında uygulandı? Fatih Sultan Mehmet zamanında. Yazıyorum, bundan sonraki o muydu? Onu yazalım. İlk defa müsaade sistemi uygulandı. Evet, devam edelim. Evet, culus bahşişi vermek yasal hale geldi. Culus bahşişi vermek yasal hale geldi. Çünkü Fatih Sultan Mehmet tahttan inerken Buçuktepe isyanı ne demek biliyor musun? Bize paralar buçuk verildi, yarım verildi anlamında. O yüzden Fatih Sultan Mehmet tahta geçtikten sonra anladı ki Yeniçeri Ocağı'na her taht değişikliğine bir para verirsen Yeniçeri Ocağı mutlu oluyor. Yani Kapıkulu askerleri ve daha çok derse fetih yapıldığı için sürekli asker motive oluyor. Devam. Evet, divana nişancı atandı. Evet, devam et. Ve sadrazamlar divana başkanlık etmeye başladı. Başkanlık etmeye başladı. O zaman sana sınavda Osmanlı Devleti sadrazamların önemi aşağıda verilen hangi padişah döneminden itibaren artmıştır? Fatih Sultan Mehmet'ten sonra arttı. Devam. Kanunname-i Ali Osman yayınlandı. Arkadaşlar, Kanunname-i Ali Osman için de kardeş katli, evet, yasal hale getirdi. Şimdi burayı biraz çok az da olsa bir açayım öğrenmeniz açısıyla. Şimdi arkadaşlar, Osmanlı Devleti tarihinde gerçekten doğan çocuklarını hemen boğduran padişahlar da olmuştur. Ve tabii ki şu an günümüz mantığıyla düşündüğümüz zaman bu bir caniliktir. Kesinlikle kabul ediyorum. Ama Osmanlı Devleti'nde öyle zamanlar vardır ki neredeyse erkek çocuk bire düşüyor. Bire. Başka erkek çocuk yok, tahta çıkacak. Mesela onlar korunmaya çalışıldığı zamanlar olabiliyor. Birden fazla padişah eşinden doğan çocukların arasındaki rekabetten dolayı da bazen bu işler olabiliyor. Bakın, ben bunlar olmadı demiyorum. Ama kardeş katli meselesi de yine Osmanlı Devleti'nin yumuşak kardı. Ya insanlar, siz hiç Fransa tarihi okumadınız. Çin tarihi, Rus tarihi okumadığınız için sadece Osmanlı tarihinden de az çok bilginiz olduğundan dolayı zannediyoruz ki tek katil olan bu Osmanlı padişahları. Anlatabiliyor muyum? Siz dönemin şartlarını bilmediğinizden dolayı Çin tarihi, Rus tarihi, Japon tarihini bile, hani o sevimli Japonların birbirlerini nasıl öldürdüklerini görseydin, duysaydın bu hanedanlık için, o zaman belki de derdin ki ya Osmanlı'da az bile yapılmış, hani oraya bile gelirdin sen. Savunduğumdan değil. Ama ben sana kardeşi bir anlatayım mı? Bu kardeş mi? Senin kardeşin senin yerinde gözü var. Öyle düşün. Seni devamlı kıskanıyor. Bir. Senin zehirlenmen için yemeğine zehir koyduruyor. Sana zehirli kaftan yolluyor. Kardeşimden abime hediye diye. Doğru mu? Efendim, annenle ve kız kardeşlerin ve teyze akrabalarınla haremde birlik yapıyor. Farklı devletlerle mektup arkadaşlığı yaparak onlardan olası bir durumda yardım istiyor. Osmanlı'nın düşman beylikleri denilen Karamanoğulları'yla ilgili özellikle onlarla ittifak kuruyor. Doğru mu? Peki hepinize soralım. Sizce bu kardeş mi? Günah. Bu kardeş mi, düşman mı? Hani kardeşin katli vaciptir diyoruz ya, hangi kardeşin? Böyle yapan bir kardeş zaten kardeş olmuyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Osmanlı Devleti'nde boğdurulan padişahlar yok mu ya? Boğdurulan şehzade doğar doğmaz. Yok mu kardeşim? Var tabii ki. Osmanlı tarihini dönemsel dinlemek lazım. Dönemsel. Fatih Sultan Mehmet kardeş katli vaciptir derken hangi kardeşten kastediyor? Bu tür bir davranış içine giren. Bazı kardeşler var. Padişahın yanından ayrılmıyor. Devamlı ona yardımcı oluyor. Devamlı onun yanında sefere gidiyor. Öyle kardeşe can kurban. Evet. Tabii, aynen öyle. Sıkıntı yok, kendisinin kardeş sorunu yoktu zaten. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Gerekçe Fatih Sultan Mehmet zamanında kardeş katli vaciptir kelimesini lütfen doğru algılayalım. Siz diğer tarihleri okumadınız. Okusanız var ya Osmanlı Devleti için derdiniz ki gerçekten Osmanlı bir zamanda bunlar az olmuş ya. Yani bu olaylar gerçekten az olmuş zannederdiniz. Bilgimiz var Osmanlı tarihine, ilgimiz de var ama çok az bilgimiz ve çok az yorum yapabildiğimizden dolayı ve okumadığımızdan dolayı ister istemez kardeş katli. Vay Mustafa onu kaybetti. Yok Kanuni onu katletti. Kardeşim düşündüğün gibi değil ya. Ya böyle kardeş olur mu ya? Karamanoğlu'yla ittifak yapan kardeş mi olur? Bizans'la ittifak yapan kardeş mi olur? Lütfen kendinize gelin. O yüzden bu kardeş katli vaciptir olayını doğru anlayalım değerli arkadaşlar. Aranızda Osmanlı Devleti'ne karşı çok ön yargılı arkadaşlar var. Aranızda Cumhuriyet tarihine de çok ön yargılı arkadaşlar var. Artık bırakalım bu işleri. Tarih hepimizin ya. Atatürk'te bizim, Osmanlı'da bizim. Artık bunu bir kabul edin. Ben o yüzden fark ettiyseniz bütün anlatım noktalarımda ikisini bir barıştırmaya çalışıyorum. Benim için tarih birdir. Benim için tarih İslam öncesi ta İskitler'den başlar günümüze kadar gelir ve hepsi benim tarihimde ve hepsiyle de gurur duyarım. Yanlış söylerim ama bak yanlışına yanlış söylerim ama gene de o benim tarihimdir. Atmam, satmam, anlatmamazlık yapmam. Gerçek neyse o. O yüzden tarihimize sahip çıkalım. Birimiz sadece Osmanlı'yı severek ya da sevmeyerek. Diğeri sadece Cumhuriyet dönemi severek veya sevmeyerek yetişmeyelim. Bakın çok farklı değerlerde iki toplum yaratılıyor şu an. Çok farklı değerlerde. Biri Mustafa Kemal Atatürk'ü çok severken diğeri Osmanlı Devleti'nden nefret ediyor. Niye nefret ediyorsun diye soruyorum. Hiçbir şey de veremiyor. Yani açıklama yok. Hocam saltanatlık vardı. Sanki diğer ülkelerde cumhuriyet vardı da Osmanlı Cumhuriyet'e geçmedi. Tatlıses diyordu ya Oxford'larda ben mi okumadım? Kardeşim Cumhuriyet rejimi diye bir rejim vardı Osmanlı mı geçmedi ya? Lütfen. 1789'da Fransız ihtilalinden sonra yaşanan bir gelişmeden bahsedip Osmanoğulları sülalesini reddedemezsiniz. Öyle bir şey yok. O yüzden tarih bir bütün. Ben Atatürk'ü de çok seviyorum. Osmanlı'yı da çok seviyorum. Kazım Karabekir'i de çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Çünkü onlar bana şu vatanı bugün bana emanet etmişler kardeşim. Öyle ya da böyle yanlışlar olabilir. Ama şu an şu vatanda yaşıyorsak günah kardeşim atalarımız sayesindedir. Ta Alparslan'dan başlamıştır Anadolu. Bakın ta bugüne kadar geldik. Allah da bir ömür, bir yüzyıl değil. Ömür boyu bu topraklarda bizlerin yaşamasına neden olsun inşallah. Ve bizler de bu yaşamasına vesile olmak için çalışmak zorundayız. Üretmek zorundayız. Ayrıca bilgi de üretmek zorundayız. Üretmek sadece sanayiyle kolla yapılan bir şey değil. Bilgi üreteceğiz. Bilgi üretmek neyle olur? Okumakla. Okursan olur. Sadece KPSS'yi kazandın memur olmakla bu iş bitmiyor. Öğretmen olmakla bu iş bitmiyor. Çocuk yetiştireceğiz, evlat. Bu memlekete faydalı olacak insan yetiştireceğiz. Ve ben bunu yetiştireceğize inanıyorum. Güveniyorum sizlere de. Ben nasıl bu şekilde bir platform kurdum size faydalıyım. Siz de farklı şeyler yaparak yapacaksınız. Ben bundan net eminim. Devam et bakalım. Evet. Sahne Seman medreseleri ve ona öğrenci yetiştiren Tetimme medreseleri açılmıştır. Dikkate ne yazalım Günay? Şu Venedik olayını mı? Evet. 1352 ilk defa imtiyaz veya kapitülasyon. Ceneviz. Evet, MEP kaynağına göre kime verildi? Ceneviz Cumhuriyeti'ne verildi. Ancak bir kere daha söylüyorum. Bunlar devam etti. Kimin zamanında? 1. Murat, 2. Murat, Fatih zamanında devam etti. Fatih Sultan Mehmet zamanında, onu yazayım. Fatih Sultan Mehmet zamanında Venedik'i Avrupa Hristiyan Haçlı Birliği'nden ayırmak. Avrupa Hristiyan Haçlı Birliği'nden ayırmak ve Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla. Akdeniz ticaretini canlandırılması amacıyla. Kapitülasyon veya imtiyaz verilmiştir. kapitülasyon veya imtiyaz verilmiştir. İstanbul'da ilk defa elçilik açılmıştır. Bu elçiye Balyoz veya Baylos denilmiştir. Baylos denilmiştir. Bir kere daha söylüyorum. İmtiyaz ve kapitülasyon meselesi karışık bir meseledir. Evet, oraya göre yazdık ama yani biraz karışık mesele. Yani topa gireceğini düşünmüyorum ÖSYM'nin. Ama size şöyle bir daha söylüyorum. Gerçek anlamda kapitülasyon Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'ya verdi. Bunlar bence imtiyaz düzeyinde. İmtiyaz ayrıcalık yani. Ama kapitülasyonda birçok yere müdahale ediyorsun. Ya konsolosluk mahkemesi kuruyorsun. Daha ne vuracaksın ya? Adam senin diyor ki Fransız tüccarlarla diyor. Tüccarlar arasında bir dava olursa Fransız yargıç bakar diyor. Daha bu ayrıcalık değil de nedir? Elçi bulundurma hakkı, evet Venedikler elçi bulundurma hakkı elde etmiş ama başka bir şey elde edememiş ki. O yüzden Kanuni Sultan Süleyman'ın verdiği öyle basit bir şey değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ne zamanı? At kardeşim. Artık işaretleme zamanı. Bakalım nerelerden bize soru sorabilirler. Hazır mıyız? Fatih Sultan Mehmet'in mahlası neydi? Avni. Arkadaşım bir ayağı neredeydi? Şark'ta. Bir ayağı neredeydi? Garp'ta. Bunu bilmek zorundayız. Bu Fatih. İndim aşağıya. İstanbul'un fethinin nedenleri, hiç şeye gerek yok. Ve fethi için yapılan hazırlıklar ve Bizans İmparatorluğu'nun aldığı önlemler ve fethin sonuçları direkt çıkar. Burada fethi için kullanılan İslam dünyasındaki fethi mübin kelimesini bilelim. Aşağı doğru indim arkadaşlarım. Özellikle burada dünya tarihi açısından hangisi, Türk tarihi açısından hangisi? Mesela Osmanlı Devleti kuruluş dönemini bitirip yükselme dönemine girilmesi bizi ilgilendirir için Türk tarihidir. Ama coğrafi geçişlerin başlaması dünya tarihidir. Orta çağın açılıp kapanıp yeni çağın açılması dünya tarihidir kardeşim. Burada Türk diyorsa bizi ilgilendirir. Mesela İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin başkenti olması Türk dünyasını mı ilgilendirir, Avrupalı devletleri mi? Türk dünyasını ilgilendirir. Grivas Lotarası biliyoruz. Bu tarafa geldik. Şurayı bilmemiz lazım. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesinin Bizans İmparatorluğu'nun dirilme umutlarını sona erdirmesini bileceğiz. Tamam. Kırım'ın alınmasının neye sebep olduğunu biliyor muyduk? Karadeniz'in bir Türk gölü olması. Aşağı indim. Özellikle şu ünvana dikkat. Sultanül Bahreyn ve Hakanül Behreyn. Özel bir ünvandır çünkü. İndim. Bu tarafa geldim. Diğer gelişmelerden. Topkapı Sarayı kimin zamanında yapıldı? Fatih Sultan Mehmet en uzun süreli yönetim sarayımız. İlk altı para kimin zamanında basıldı? Fatih Sultan Mehmet. İlk defa müsaadele sistemi kimin zamanında? Fatih Sultan Mehmet. Kanunname-i Ali Osmani kimin zamanında? Fatih Sultan Mehmet. Sadrazamların divana başkanlık etmesi hangi padişahtan itibaren? Fatih Sultan Mehmet. Sağını Seman medreseleri kimin zamanında açıldı? Fatih Sultan Mehmet. Ve İstanbul'da Venedik elçisinin adı Balyoz, Fatih Sultan Mehmet. Biz hızımızı alamadık. Beyazıt'a gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.